Herkese merhaba. Merhaba. Son dönemin trendlerinden olan bir alanla bugün sohbetimize devam etmeye karar verdik. Konuğumuz yapay zeka. Son dönemin popüler olan hot topiklerinden bir tanesi. Sizlerden topladığımız soruları yapay zekaya sorduk. Çok kritik. Herkesin merak ettiği bir soru aslında. Bu soru çok soruluyor. Yani hem Instagram'dan sorulmuştu bu ben şeyi açtığımda, soru cevap açtığımda hem de fuarlarda bu çok soruluyor. İşte biz karavan alıyoruz, bize de sorular soruluyor. Sorumuz şu, ChatGPT'ye: Türk yapımı karavanlar mı daha kalitelidir, yoksa Avrupa yapımı karavanlar mı daha kalitelidir? Bu konuda genel bir karşılaştırma yapmak zor olabilir. Çünkü kalite her üretici ve marka için farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak söylemek gerekirse Avrupa'da karavan üretimi yıllardır var olan bir endüstri ve daha geniş bir tecrübeye sahip. Bu nedenle Avrupa yapımı karavanlar genellikle daha yüksek kaliteli malzemeler, daha iyi tasarım ve daha yüksek standartlara uymaktadır. Ancak Türk yapımı karavanlar da son yıllarda hızla gelişiyor ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıyorlar. Aynı zamanda Türk yapımı karavanların fiyatları Avrupa yapımı karavanlara göre daha uygun olabilir. Son olarak, karavan seçerken, üreticinin veya satıcının müşteri hizmetleri ve garanti politikalarını da dikkate almanız önerilir. Bu konuda güvenilir bir üretici veya satıcı ile çalışmak, karavanınızın bakımı ve onarımı konusunda sizi rahatlatacaktır. Ayrıca karavanınızın kalitesi, güvenliği ve performansı ile ilgili bilgi almak için üreticinin veya satıcının web sitesini veya teknik özellikleri incelemenizi öneririm. Nasıl Peki. Bir yandan da yani şeyi bu arada dinliyorum. Arkadan da Cookie, ya yani bizim köpeğimiz biliyorsunuzdur. Biz takip edenler bilir, bilmeyenler bizim bir köpeğimiz var. O da arkada sürekli dinozoruyla oluyor. oynuyor ve onun sesi geliyor. Bir yandan onu dinliyorum, bir yandan da bunu. Aslında ortalama bir cevapla başladı. Hani cevap vermeyecek diye düşündüm ben. Böyle hani Ben arada de evet kalacak ben diye de aynı düşündüm. şeyi Ama son düşündüm. detaylandırdı iyice. Detaylandırdı ve söylediği şeyler o kadar doğru şeyler ki, yani şuna mesela vurgu yaptı. Avrupa'da çok daha önceden başlamış bir sektör bu dedi. O yüzden onların geldiği nokta hani tabii ki de bizlere göre daha iyi. Bizim Kaç yıllık kaç deneyimleri yıllık deneyimleri var. Hani artık böyle şeyler de yapıyorlar, yani ne denir ona? Bir banta giriyor, hani insan eli değmeden o karavanlar üretiliyor vesaire. O yüzden hani onların artık çıktığı nokta gerçekten iyi. Bizim tarafa bakacak olursak, bizim tarafta gelişen bir sektör ve her yıl daha da hani gelişen. Özellikle bu Evet. yıl mesela fuara gidince çok şaşırdım. Hani bir sürü güzel karavan ve hepsinde böyle farklı özellikler, hani gerçekten gelişmiş ve gelişmeye devam ediyor. Beni çok heyecanlandırıyor. Hani Evet. yerliyi, yani biz yerli kullanan, yani bizim Evet. yerli Biz hep yerli karavanımız var. Biz hep kullandık. yerli kullandık. Yerli karavan deneyimimiz var. İthal karavanı deneyimlemedik. Hani o yüzden bir şey diyemiyorum. Ama hani ithal karavan da muhteşem bir şey. Hani kullananlar var, deneyimlemiş olan arkadaşlarımız var. Onlardan da duyuyoruz. Ama yerli için de hani ben yerden de çok mutluyum. Geldikleri noktayı görünce Evet. beni gerçekten mutlu ediyor. Zaten o da onu söylüyor. Gelişmekte olan, Türkiye'de Evet. gelişmekte olan diyor ve işte İtalyanlara göre fiyatları da daha uygundur diyor. Evet, onları Evet. var. İtalyanlarla aynı seviyede olanlar da var. Evet. Ama kalite olarak da artık yakaladığından da bahsetti. Aynen aynen Ki öyle. herkes öyle düşünüyor zaten artık şu an. Ki zaten hani önümüzdeki böyle birkaç yılda bence daha da iyi noktaya gideceğiz. Öyle düşünüyorum. Ve bize yapay zekamız da aynı şeyi söyledi. Yine muhteşem bilgiler verdi bence Evet, bize. bence de. Durumu muhteşem özetlediğini düşünüyorum. Evet, şimdi sıradaki sorumuza geçelim.